Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 28 Mart 3 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler güneş koç burcunda ilerliyor, ilişki evinizi aydınlatıyor ve bu hafta 1 Nisan'da koç burcu yeni ayı doğacak. Sizin için de çok güçlü, önemli bir yeni ay bu. Yeni aya kadar ay ışığını yavaş yavaş küçültüyor ve bizim için geçtiğimiz ayı şöyle bir gözden geçirmemizi sağlayabilir ve yeni aya hazırlık dönemi. Pazartesi günü ay kova burcunda olacak. Sosyal enerjilerle başlıyoruz haftaya. Yaratıcı enerji enerjileriniz de güçlü. Ay Kova'da daha vizyonerdir, idealisttir. Eee kolektife ait konularla ilgilenebilirsiniz. Bilim, teknoloji alanında, internet, sosyal medyada aktif olabilirsiniz. E, bireysel anlamda kendinizi iyi ifade ettiğiniz çalışmalara, hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular, işte eğlenceli faaliyetler, arkadaş toplantıları, romantik paylaşımlar, bunlar Pazartesi günü çok aktif. Yani çalışıyorsanız iş hayatınızda da gerçekten sosyalleşme, yeteneklerinizi gösterme e enerjileri aktif olacak. Salıdan itibaren Ay Balık Burcuna geçiyor. Perşembe öğle saatlerine kadar Ay Balık Burcunda e günlük hayatınızın detaylarına, genel sağlığınıza, bakımınıza özellikle burada dikkat çekiyor çalışan rutin işleriyle ilgilenen teraziler içinde daha yardımcı enerjiler var çünkü Jüpiter'in Neptün'ün de balık burcunda olması bu dönemde mesleki konularda veya yaşadığınız mekanlarda ev ortamınızda etrafınızdaki kişilerden yardımları destekleri daha rahat alabildiğinizi işaret ediyor Evcil hayvanlarınızla ilgili gündemleriniz olabilir, sağlık, güzellik, estetik, kişisel bakım gibi gündemleriniz olabilir. Perşembe günü Ay Koç burcuna geçecek ve Cuma sabahı 11 derece Koç burcu yeni ayımız doğuyor. Bu yeni ay 7. evinizde e, ve tabii ki ilişkilerle ilgili bir yenilik var burada. Yeni tanışmalar, e, teklifler olabilir evlilik kararları olabilir. Süregelen ilişkilerinizle de ilgili eşinizle, partnerinizle bazı konularda yeni kararlar vermeniz, adımlar atmanız mümkün. Örneğin belki çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Bununla ilgili adımlar atılabilir. Evlilikle ilgili birlikte olduğunuz kişiyle artık geleceğinize dair bazı planlar yapabilirsiniz. Sorunlu ilişkileriniz varsa bu sorunlu ilişkilerinizin de çözümüne yönelik tabii ki bu yeni ay size yeni imkanlar verebilir çözüm yollarında karşınıza çıkarabilir yeni ay ilgili detaylı bir video hazırladım henüz izlemediyseniz astrofoni demet bahtacı YouTube kanalımdaki yeni ay videomuzda izleyebilirsiniz sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum hoşçakalın